Demek ki maddiyat dediğimiz bu sanatlara, Allah'ın yarattığı bütün şeylere madde hesabına bakılırsa cehalettir. Allah hesabına bakılırsa marifetullah'tır. İlimdir yani. İlimlerin şahı ve padişahı da iman ilmidir. Ama sen bütün kainattaki olaylara sebep, adam deprem oluyor, zelzele oluyor. Mesela 17 Ağustos depremi geçirdik değil mi? Koca koca profesörler çıkıyor. Adam diyor ki fay hatlarının işte şöyle oldu, böyle oldu, işte ya tamam doğru da fay hatlarından. Peki o fay hatlarını harekete geçiren kim? Kendi kendine olmaz. O fayı sallayan birisi olması lazım. Değil mi? Niye? Yani şimdi Bediüzzaman Hazretleri bir ifade var. Sen şimdi mesela tabancayı aldın. İçine efendim şeyi koydun. Mermiyi koydun. Hepsini koydun. Tabancayı buraya koyduk. Böyle bekliyor. O patlar mı? Patlamaz. Ne lazım onun patlaması için? Tetiği çekmek lazım. Şimdi yerin altında da madenler var. Değil mi? Faylar var. O faylara kün feykün dediği gün gün diye patlıyor. Demek ki adam onları inceliyor. Tamam doğrudur. Ama adam fiili inceliyor, faile bakmıyor. Ya bunu yapan kim acaba? Neden yaptı? Cenab-ı Hakk'ın celal ismi. Esması tecelli ediyor. Çünkü Allah'ın isimleri tecelli etmesi lazım. O esması tecelli ediyor orada. He, o esmayı görmüyor da maddeye takılıyor. Halbuki maddeye takılmayacak. Arkasından manayı göreceksin. Ya. Evet. Şurada okuyup bitirelim. Maddede hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabı olursa marifeti ilahiyedir demiş. Birinci kelamı da okuyup bitirelim. İnne estu malikil. Ya ben kendime malik değilim. İnsan kendine malik değil. Her an bu vücut binası yıkılabilir. Her an gidebiliriz ya. Adam buradan karşıya geçerken bir araba çarpıyor gidiyor. Her an her şey olabilir yani. Ancak malikim kainatın maliki. Benim sahibim de bana sahip olduğu gibi bütün kainata sahip. Beni idare ettiği gibi benim hücrelerimi onun izni ve iradesiyle olduğu gibi bütün kainat da onun izni ve iradesiyle. Allah Allah. Böyle bir Allah'ımız var ya. Bizim hücrelerimizde değil mi bak? Mesela insanın gözünün neye ihtiyacı var? Fosfora. Kemiğin neye ihtiyacı var abi? Kalsiyum. Peki yiyoruz buradan değil mi? Yedik. Herhangi bir yeme. Peki göze kalsiyum gitse ne olur? Kör olur gitti işte. Peki kemiğe şey gitse fosfor. Peki bunu kim ayırıyor? Ayıran kim? Şimdi buradan yedik. Mideye attık yiyecekleri. Vücudun vitamin hangi nereye ne layıksa oraya getiriyor. Allah Allah. Çok enteresan bir şey değil mi? Allah Allah. Ne layıksa oraya gidiyor ya. B vitamini, efendim A vitamini, C vitamini ne ihtiyacı varsa oraya gidiyor. Demek ki bu vücudun sahibi Allah maliki. Bu kainatın sahibi de Allah. Ne diyor? Kainat bir ağaç. İnsan da kainat ağacının en mükemmel meyvesidir diyor. Evet. Maliki hakikinin sıfatını ve sıfatlarını bir derece mahiyetini ve vududunu biliyorum. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını bir nevi kendi üzerimde görüyorum. Ben görüyorsam Allah da görüyor. Ben buradakileri görüyorum. Cenab-ı Hakk'ın basir ismiyle Allah da basir ismiyle bütün kainatı görüyor. Allah Allah. Cenab-ı Hak bana işitme duygusu vermiş. Allah işitme duygusunu bana vermeseydi ben işitmenin ne olduğunu bilmezdim. Öyle değil mi abi? Allah da Semi ismiyle seni işitmek demek. Ben buradaki sesleri işitirim en fazlaki sokakta. Allah da bütün kainattaki sesleri işitir. Allah Allah. Bende şefkat-ı mukaddese var değil mi? Şefkat. Üstad olarak mukaddesi şefkat diyor. Bende nasıl şefkat diye bir olay var. Bende şunat. Şeyde Allah'ta. Bende de onun bir numunesi var. Ben nasıl bana yanlış yapana efendim onu affediyorum, bağışlıyorum. Değil mi? Özür dilediği zaman. Cenab-ı Hak da kendine, kendi kullarına yanlış yaptığı zaman, tövbe istiğfar ettiği zaman onları affediyor, bağışlıyor. Diyor ya Peygamber Efendimiz'e kendini bilen Rabbini bilir.
Demek ki biz kendimize bakacağız. Ha, ben böyle yaparsam böyle olur. Böyle yapar. Demek Cenab-ı Hak'ta isim ve sıfatlarının ufacık bir numunesi ne yapmış? Bizde de var ya. Ya.